Yağmur Hanım'ı kırmamam gerekiyor. Demiş ki Fatih Bey Ankara'dan Kahraman Kazan için bir haber paylaşabilir misiniz? O kadar güzel yazmış ki. Bizler çok çalıştık ve Selim Başkanı başkan yaptık. Hangi parti olduğunu bilmiyorum. Bunu tüm herkese iletebilirseniz sevinirim. İyi akşamlar. Beni yavaşlatma. Bir bakar mısınız Kahraman Kazan'ı kim kazanmış? Çok merak ettim. Ee, peki bugün neler vardı? Aklımızda neler kaldı? Van'daki olaylar bitti biliyorsunuz. Sokaklarda e, Erdoğan provokatörler vardı dedi. Eşkıyalık, e, eşkıyalığa kesinlikle izin vermeyeceğiz dedi. Sonuca baktı Erdoğan ama e, bence Sayın Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda bu olaylar neden çıktı? Sebep neydi? Onu bir sorgulaması gerekiyor. Bildiğimiz kadarıyla ESK Diyarbakır'daki 5. Ağır Ceza Mahkemesi ve savcılarla ilgili bir inceleme de başlattı. Bunu da dün Figen Hanım avukat Figen Hanım söylemişti. Çalıkuş'u kuşu inceleme başlatması gerekir diye. Biz de duyurmuştuk buradan. Bu şekilde bir inceleme başlatıldığında duyduk. Ağır Dağı'nda seçim ee, tekrarlanacak. 174 oy farkla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazanmıştı. Tekrarlatılmasına karar verildi. 2 Haziran'da seçim olacak. Birazdan Serap'ın programında izleyebilirsiniz. Ardağan'ın e, seçimi kazanmış olan başkanı ne diyor bu konuda? İmamoğlu ve Mansur mazbatalarını aldılar ve e, ikisi de uzlaştırıcı ve uzlaşıcı mesajlar verdiler. Birlikte çalışalım dediler belediye meclislerine. İmamoğlu'nun biraz daha Erdoğan'a mesajları vardı. İşbirliği yapmalısınız dedi ve bu tarzda devam ederseniz zarar veriyorsunuz kendinize ve ülkeye diye de ekledi. İhaleler e CHP birçok belediyeyi biliyorsunuz kazandı etti ve birçok belediyede belki eski defterler açılacak işte Üsküdar olabilir, Beykoz olabilir, ne bileyim Bursa, Balıkesir aklınıza gelebilecek büyük yerlerden ve uzun süredir, uzun süredir e, iktidar partisinin elinde olan belediyelerden bahsediyoruz. Tabii ki ne varsa ortaya çıksın en azından biz de bunun dedikodusunu yapmayalım. Evet e, bizden hangi partiymiş Kahraman Kazan? Ya CHP'denmiş. Peki. Hayırlı olsun diyelim. Peki bizden sonra ne var? Aklın yolu var. Ve nokta atışı daha sonra İpek Özbey ve Serap Belovacıklı sizlerle olacak. Ee, yarın Cuma, yarın Can Coşkun sizlerle olacak ana haberde. Ben Cuma günü olmayacağım ama pazartesiden itibaren tekrar karşınızdayım. Yani beni ekranda görmez iseniz, aa bu gene mi kovuldu, gönderildi mi, edildi mi gibi dedikodulara lütfen aldırış etmeyin tamam mı? <laughs> ne alaka demeyin öyle diyorlar çünkü. Peki kendinize iyi bakın, saygı